Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu filenin üzerinde kullandığım tunus işi modelimi göstermek istiyorum. Arkadaşlar bu kalın bir ip, makrome ipi. Şu şekilde 250 gram. Bu büyüklükte bir fileyi 10 numara tığla, 10 numara tığla yaptım. İnşallah beğenirsiniz. Şimdi bunun üzerinde kullanmış olduğum bu modeli, bakın bu modeli size anlatmak istiyorum. Arkadaşlar bu kalın bir ipti. Kalın bir ipten yapmış olduğum bir çalışmaydı. Kalın bir ip, makrome ipi 250 gram ve kalın bir tığ. Bu da daha önceden yapmış olduğum batik bir ip ve daha ince bir tığla yapmış olduğum şal arkadaşlar. Şu şekilde. Televizyon izlerken, bir yere dışarıya çıkmışken üzerinize kolay rahatlıkla alabileceğiniz tarzda bir şal arkadaşlar. Şimdi ben bu filede bu şalda yapmış olduğum tunus işi tekniğini sizinle paylaşmak istiyorum. İnşallah hani yaparsınız. Çok güzel oluyor bittikten sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tunus işinden haroşa yapımını daha önce anlatmıştım. Bunun en başına başlarken onu kullandım arkadaşlar. Tunus işi haroşa modelini kullandım. Burada da arttırmalar ve eksilmeler var. Ben size şu anda sadece şu ortadaki görmüş olduğunuz şurayı anlatmak istiyorum. Bakın ince bir ipte bu şekilde gözüküyor. Kalın bir ipte ve daha geniş büyük bir şişle yaptığınızda bu şekilde gözüken bir model. Bu tarzda isterseniz merserize iplerden yazlık böyle tişörtlerin üzerine giyilebilecek, tişörtlerimizi renklendirecek şekilde bluzlar, süveterler yapabilirsiniz. Şimdi başlayalım arkadaşlar isterseniz. Öncelikle ben ince bir ipte göstermek istedim. Siz istediğiniz kalınlıkta, istediğiniz büyüklükte şeyler yapabilirsiniz tabii, kullanabilirsiniz. Ben sadece bu tekniği şu anda size göstermek istiyorum arkadaşlar. Her zamanki gibi zincirlerimizi çekiyoruz. Zincir çekerek başlayalım. Kadar yeter sanırım. Şimdi arkadaşlar tunus işinde daha önce ne yapıyorduk? Buradan zincirimiz içinden girip çıkıyorduk. Bu defa girip çıkıyoruz ama ilmek çıkartıyoruz ancak bu defa buradan bir zincir şeklinde bunu sabitliyoruz. Şu şekilde. Ne yapıyoruz? Zincirimizin içinden batırıyoruz, çıkartıyoruz ve bir zincir çekerek sabitliyoruz. Batırıyoruz, çıkartıyoruz ve bir zincir çekip sabitliyoruz. Bunun eğer geniş olmasını istiyorsanız bakın şu şekilde yapacağız. İlmeklerim daha büyük olsun derseniz şu şekilde uzatabiliriz yani arkadaşlar bunu. İstediğimiz kadar uzatabiliriz. Normal şu anda yapmış olduğum normal bir şey. Bakın. Normal boyutlarda yani ipim ve tığım birbirine uyumlu. Normal gevşeklikte bir şey yapmak istiyorum. Yani ilk ben bu şekilde göstereyim size. Siz isterseniz büyütün bunları. Daha geniş büyük şeyler yapın. İsterseniz daraltın, dar ve sıkı yapın. O sizin tercihinize kalıyor arkadaşlar. Şimdi hepsinden birer tane ilmek çıkarttım. Birer zincir çektim ve sabitliyorum. Bu şekilde. Bakın böyle bir görüntü elde etmiş oldum. Şimdi bunu ilk baştaki ilmeğimizi tunus işinin klasiği
İlk baştaki ilmeğimizi tek, diğerlerini ikişer ikişer çekip başlangıç yerime geliyorum. Başlangıç yerime geldim. Ve burayı da sabitliyorum arkadaşlar. Bir zincir çekip sabitliyorum. Şimdi dönüşte buradan almıyorum. Buradan bakın, buradan. Buradan. İçinden veya arkasından veya şeyinden değil. Bu direkten, önüme gelen direkten tekrar ilmek çıkartıyorum. Bunu bir zincirle buraya sabitliyorum. İlmek çıkartıyorum. Zincirle buraya sabitliyorum. İlmek çıkarıp sabitliyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Hepsinin içerisinden aynı birer ilmek çıkararak ve zincirle sabitleyerek tekrar başa kadar gidiyorum. Son yerim arkadaşlar. Yine bakın burada. Bundan içinden alıp buraya bunu sabitleyip çekiyorum ipimi. Şimdi ilk baştakini tek, diğerlerini ikişer ikişer çekerek başa kadar gidiyorum. Evet, bakın. Böyle bir görüntü elde ediyorsunuz. Şimdi burayı da sabitliyorum. Ve buradan içinden, direğimin içerisinden ilmek çıkarıp çekiyorum arkadaşlar. Bu normal. Bir sonraki sırada daha geniş hani nasıl yaparız onu göstereyim size. Bir sıra daha normal örerek devam edelim. Daha delikli halini de göstereyim. Hangisini arzu ederseniz onu yaparsınız. Ve çektim. Ve tek çekiyorum. İkişer ikişer çekerek başa kadar geliyorum. Bakın arkadaşlar, bu normal. Hani ipim ve tığım birbirine uyumlu. Normal görünümü bu şekilde. Yani bu şalın görüntüsü. Şalın yapmış olduğum tekniği. Şimdi bu filenin görüntüsünde, yani daha büyük, daha iri nasıl yapabiliriz? Onu da göstereyim sizlere. Şimdi burayı sabitliyoruz. Bakın böyle yapıyoruz ki burası düzgün dursun. Kenarlara düzgün dursun diye. Şimdi batırdık, çıkardık. Sabitledik zincirle ve bunu büyütebildiğimiz kadar büyütüyoruz. Batırdık, çıkardık ve içinden çıkardığımızı büyütebiliyoruz. Bakın. Batırdık, çıkardık ve çekiyoruz. Batırıp çıkarıp çekiyoruz. Bakın arkadaşlar, bunların aynı boyda olmasına tabii özen göstermemiz gerekiyor. Bu şekilde. Ama yaptıkça daha kolay gelecektir sizlere. Bakın bu şekilde. Uzatıyoruz.
Uzattık. Bir sonraki uzattık. Şimdi ilk baştakini tek, diğerlerini ikişer ikişer çekerek devam ediyoruz. Bu dediğim gibi merserize iplerden, ince iplerden kalın tığ kullanarak yaparsanız tam böyle yazlık bluzlere çok güzel olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Güzel oluyor gerçekten de. Bu şekilde uzatıyoruz. Tek yapmamız gereken biraz daha uzatmak. Ben böyle bir şey istiyorum derseniz. Bunu ben bir sıra daha yapayım ki görüntüsünde hangisini yapmak, hangisini kullanmak isterseniz veya yapacağınız iş hangisine daha uygunsa o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve uzattım. Bakın hem bu tarafı düzgün hem bu tarafı düzgün. Ve ilk baş tek, daha sonralar çift devam ediyor. Bu şekilde sona kadar geliyoruz ve sabitliyoruz. Evet arkadaşlar, bu kadar. İsterseniz burayı ben çok beğendim derseniz böyle yapabilirsiniz. Delikli ve böyle bir görüntü elde etmiş oluyorsunuz. İsterseniz daha alttaki gibi hani daha sıkı ipi ve tığı birbirine uyumlu olarak yapabilirsiniz. Şimdiden kolaylıklar diliyorum hepinize, yapacak olanlara. Güzel ve kolay bir model. Kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Hoşça kalın arkadaşlar.